Merhabalar, ben Taha Karan. Bugün güzel bir hikayenin içindeyim. Güzel bir hikayeye başlıyorum. Ve sizi de bu hikayeye dahil etmek istedim. Bunu seveceğinizi düşündüm. Çünkü burada güzel bir şey var. Güzel bir şeyler oluşturuyoruz. Ben en azından bu süreçte çok mutlu oluyorum. Neden mutlu oluyorum? Doğayla, yaşamla, insanla savaşmadan, onunla uyum halinde bir şeyler yaratmaktan, bir şeyler üretmekten aslında keyif alıyorum. Daha başlamadık bile. Yani şu anda sadece aslında hayalini kuruyoruz. Güzel bir hikaye benim için. Ben de bu kanalda sizleri de buna dahil etmek istedim. Bugün dedemin köyündeyim. Harmanağlı, Slova, Amasya. Buraya yerleşiyoruz. Burada şu anda bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bunları detaylı olarak hepsini aslında kanalda açıklayacağım diğer videolarda. Şu anda sadece köyümü tanıtmak istiyorum. Ben burada doğdum, burada büyüdüm 10 yaşıma kadar. Özellikle yazları buraya geliyorduk. Kışın yine şehir merkezindeydik. Benim çocukluğum buralarda geçti. Babamın çocukluğu da buralarda geçmiş. Ve dedim ya, güzel bir hikaye var diye. Aslında hikayenin güzel tarafı şurada. Babam işte köyden bahsederken, bak şuralarda şöyle aileler yaşardı, buralarda şöyle yaşamlar vardı diye bahsediyor. Yine aynısını ben de yapıyorum aslında. Yani anlatmak istediğim şey şu. Köy babamın zamanında, benim zamanımda hiç durmadan sürekli olarak buradaki yaşam kaybolmaya başlamış, yaşam azalmaya başlamış. Buradaki insanlar göçmüş, buradaki meskenler artık tenhalaşmış, köhneleşmiş. Bunun yani aslında trajik bir şey. Giderek bir yerdeki canlılık, bir yerdeki yaşam kayboluyor. Fakat bugün ben buraya geldim. Dedemin yaptığı eve geldim. Orayı tamir ediyorum. Oraya yerleşeceğim. Burada çok güzel hayallerimiz var. Özellikle böyle yıkık dökük, harabe olan yerlere çok güzel şeyler yapacağız. Buraya tekrar insanlar da olacak. Tekrar bir canlılık olacak. Beni aslında en çok motive eden şey de bu. Şimdi size köyümüzü gösterelim. Ondan önce bir kendimi tanıtayım. Ben Taha Karan. Beni tanıyanlar da vardır, tanımayanlar da vardır. Göz aşinalı olanlar da vardır. Çünkü YouTube'da bir süredir felsefe ilişkin içerikler üretiyorum. Onları üretmeye yine devam edeceğim. Fakat bu ayrı bir hikaye. Bu hikayeye de sizi dahil etmek istedim. Çünkü gerçekten güzel bir hikaye. O zaman çok özet de olsa köyümü tanıtmaya başlayayım. Burası yine dedemin zamanında yapılan bir ahır. Burada karşılıklı iki tane ahır var. Burada da bir boşluk var. Biz zamanında burada inek de beslemiştik. Koyun besledik mi hatırlamıyorum. Şu arka tarafta, yeşilliğin orada keçiler vardı. Oraya bir tane at alacağım. Şu anda biz neyin temizliğini yapıyoruz? Bu ahırların içerisindeki şeyleri boşaltıyoruz. Hemen göstereyim. Bayağı iki gündür 4-5 kişi burada çalışıyor. Ben de aşağıdaki evdeyim. Buradaki artık gübredir, yıkık dökük malzemedir. Onların hepsini çıkarttık. Burayı tekrar restore ediyoruz. Tekrar düzenliyoruz. Bunlar tamamen boş duruyordu. Bir işe yaramıyordu. Öyle ineklerimizi, Jersey ineklerimizi buraya alacağız. İnşallah yarın da Trabzon Tonya'dan 3 tane babam Jersey bulmuş yüklü. Yarın oraya gideceğiz. Öyle, şurası bizim iki tane ahırımız. Orada çalışıyoruz. Birkaç güne oranın düzenlemesinde yine bayağı yol kat etmiş oluruz. İşte göstermek istediğim bir yerde burası. Burada uzun ince bir bina var. Önleri açık, bayağı harabe. Hatta şuradaki çatıların hepsi dökülmüş. İşte babam burayı anlatıyordu. Burada 3 tane aile yaşıyor diyordu eskiden. Hakikaten de şu anda insanın garibine gidiyor. Yani küçücük yerler. Kim bilir kaç çocukları vardı. O çocuklarla beraber buralarda yaşıyorlarmış. Ben şurayı hatırlıyorum. Burada bir
yangın çıkmıştı. Yani burada herhalde birinin yaşadığı zamanı hatırlıyorum gibi anımsıyorum, emin değilim yine. Burayı da tekrar yaşama kavuşturacağız. Özellikle burada böyle kafe tarzı, özellikle ilk başta kendimiz için tabii ki de. Kendimiz için böyle oturup çayımızı, çorbamızı içtiğimiz, keyfimize baktığımız güzel bir alan yaratmak istiyorum buradan. Bakın burada ekmek fırınımız var. Ben çocukken burası bayağı kullanılıyordu. Şimdi de kullanılıyormuş. Ben yeni taşındım buraya. Belki ben de ekmek yaparım. Şuradakiler hünnap ağaçlarımız. Bununla ilgili yine ayrı bir video çekerim. Şimdi gelelim artık evimize. Burada iki tane ev var karşılıklı. Hemen şöyle göstereyim. Bu ev bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz ev. Burada 2006 yılına kadar yaşadık. 2006 yılında en küçük kardeşim doğduğu zaman da aşağıda çiftliğe yeni bir ev yaptık. Oraya geçtik. Vallahi burada çok anım var ya. Bütün çocukluğum burada geçti. Yusuf gel bakayım, gel. Gel bakayım, ne demek istiyorsun? Var mı demek istediğin bir şey? Ha? Evet. Ne? Evet mi sadece? Evet. Benim buraya taşınmamdan memnun musun? İyi arkadaş olacak mıyız senden? Evet. Öpeyim mi? Hadi bakalım, gezelim bakalım. Gelecek misin? Geleceğim. Tamam, o zaman sen de orada bekle. Hadi görüşürüz. Burada iki tane ev var. Şöyle kamerayı döndüreyim. Evet, şu karşıda gördüğünüz ev benim çocukluğumun geçtiği ev. 10 yaşına kadar oradaydım. Şimdi evet, evimiz buydu. Şu alt kat bodrum olarak kullanılıyordu. Sol tarafı ise büro olarak kullanılıyordu. Babamın bilgisayarı vardı. O zamanlar Hugo oynuyordum ben. Onu çok iyi hatırlıyorum. Şurası büroydu. Burası da bizim çamlıktı. Burada bayağı vakit geçiriyorduk. Şu kulübeyi de bize özel yaptırmıştı babam. İşte burada gelip yatıyorduk, oturuyorduk falan. Böyle hakikaten güzel bir yermiş ya düşününce. Böyle bir yer. İşte çocukluğum burada geçti 10 yaşına kadar. 10 yaşından sonra da aşağıda çiftliğe taşındık. Burada mesela bir tane şey var. Karadut ağacı var. Karadut ağacının boyu şu kadar. Böyle saçakları var. Yaz olduğu zaman tamamen yemyeşil oluyor. Onun içine giriyorduk biz küçükken. İçine girdiğimiz zaman böyle yalıtılmış bir dünya. Düşünsenize, her tarafta karadutlar var ve onun dışında hiçbir şey yok. Öyle iki kişi falan yürüyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Öyle. Güzeldi ya. Şimdi burada da bir tane var. Şöyle göstereyim. Burası da yine dedemin yaptığı bir ev. Burada genel olarak çalışanlar falan kalıyordu. Bir ara müştemilat olarak kullandık. Şöyle göstereyim. Şimdi burası yaklaşık 1-2 yıl kadardır boş. Ben de yukarıda çalışacağım için buraya taşınayım dedim. Daha yeni ama. 2 gün önce geldim. Evimiz burası. Şimdi alçı sıvıyorum çünkü ev bayağı yıkık dökük. İşte duvarları falan deldim. Yine kazıma işlemi yaptım. Elektriği kesik. Şu anda evi bu şekilde düzenliyoruz. Ben de burada yaşamaya başlayacağım. Bakın bunlar mesela eski pencereler. Hakikaten çok güzel. Yukarıdan kilidi falan var artık. Bilmiyorum ışıktan nasıl görünüyor. Şöyle de bir manzaram var. Artık buradayım. Ya yine burayı da çok güzel bir yer haline getirmek istiyorum. Mesela burası balkonum. Şu anda kasalardan gözükmüyor ama burada bayağı büyük bir balkon var. İşte semaverimi, mangalımı burada yakacağım. Şurada sürekli otururum. Bir de kovboy şapkam var. Onu da takarım. Öyle. Böyle yaslanır koltuklardan falan oluyordu. Onlardan alırsam da değmeyin keyfime. Evet. Şunları göstermedim. Bu evde kim kalıyor bu arada? Onu söyleyeyim.
Canımız ciğerimiz Murat abimiz, buradan selam olsun. Müdürümüz, çiftliğimizin müdürü kalıyor. Ben de onun komşusu olacağım. Burada da Murat abinin inekleri var şurada. Ben de ara sıra yardıma geliyorum sağmaya. Yardıma değil daha doğrusu, öğrenmeye. Çünkü ben de yeniyim bu konularda. Hani öyle ahırda falan büyümedim ben. Sen açmayacak mısın kapıyı ya? İşte Yusuf'umuz ineklerini gösterecek şimdi. Yumurta mı var orada? Ama bir tanecik var. Bir tane kalsın demişti ya baba. Evet. Değil mi? Onu koy o zaman. Onu koy yavaşça oraya. Aferin. Evet, şimdi ineklerini bir göster bakayım. Tanıt yani. Burada insanlar da merak ediyorlar. Diyorlar ki Yusuf'un inekleri ne yapıyorlar? Nasıllar diyorlar. Diğeri miymiş? Diğeri Ayşe'nin ineği. Diğeri de Fatma'nın ineği. Aa, Fatma'nın ineği mi? Diğeri evet. De Ayşe'nin. Senin ineğin nerede? Benim ineğim şu. Hangisi? Minik olan. Git de bir sev bakalım ya. Ama sen korkuyor musun yoksa? Ama ben şunu bir ver bana. Hı. Ben hiç korkmam. Şunu bir ver bana. Neyi vereyim? Bunu mu vereyim? Bunu mu? Al bakalım. Hiç korkmuyorum. Süpürgeyi alınca hiç korkmuyorsun. Şöyle. Ama ne yapıyorsun lan? İneği mi vuracaksın lan? Ha? Aa bak, bir de kameranın önünde yani. Şöyle. Ne yapıyorsun öyle? Onu bırak da sev böyle bak. Böyle sev. Bak gel. Sen mi korkutuyorsun lan yoksa bunları? Bak böyle seveceksin. Bak. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak böyle. Böyle seveceksin. Ben buraya küpüreceğim. Cici inek. Sen de anca süpürüyorsun ha. Ben? Sen de anca süpürüyorsun valla. Ne bir süt sağayım. Yok. Bir yem koyayım. Yok. Çabuk şöyle gördüm. Bunun adı neydi? Ha? Bunun adı neydi? Minicim mi? Evet. Miniş mi? Evet. Ama o yiyemiyorsun. Bana alerji. Çok çocuk. Büyükler yiyebiliyor. Hadi bay bay de. Bay bay. Telefonu kapatıyorum. Telefonu kapatıyorum. Öyle. Yani bu videoda köyümü tanıtmak istedim. Kendimi de tanıtmak istedim. İleride bu süreçle birlikte artık bol bol video paylaşmak istiyorum. Yine abone olarak veya yorum yazarak görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi yazarak bana hem destek olabilir hem kanalın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hoşça kalın.